Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde aşırı hoşgörülü yani bir diğer adıyla izin verici, serbest anne baba tutumuyla karşınızdayız. Peki bu anne baba tutumunda en büyük hata şu arkadaşlar. Maalesef çocuklarının her istediğini yapan, bir dediğini iki etmeyen, her istediğini alan, her fikrini onaylayan bir anne baba söz konusu. Aynı zamanda her türlü hatasına ve yanlışına göz yuman bir tutum söz konusu. Peki, bir çocuğun her istediğini alan, her dediğini yapan ve her fikrini onaylayan ve el üstünde tutan bir aile bu çocuğun maalesef ilerleyen dönemlerde her türlü isteğinin anında karşılanmasını bekleyen ve isteklerine cevap vermediğiniz zaman sert tepkiler gösterebilecek bir çocuk olmasına da yol açmakta. Peki, eğer biz ilerleyen dönemlerde çocukların her istediğinin anında olmasını bekleyen sabırsız bekletilmeye, ekilmeye veya ertelenmeye tahammül olmayan ve anında dediklerinin yapılmasını bekleyen bir çocuk olduğunu ve maalesef bu beklentileri karşılanmadığında ise sert ve katı tepkiler gösterdiğini görüyorsak büyük ihtimalle aşırı hoşgörülü bir tutumla yetiştirilmiştir. Çünkü bir insan hayatta her istediğini elde etmeye, her dediğinin yapılmasına ve her fikrinin onaylanmasına alıştırılmışsa ve Olumsuz cevaba, reddedilmeye ve yokluğa alıştırılmamışsa ilerleyen dönemlerde de her zaman kendi dediklerinin olmasını bekleyen, isteklerinin anında yerine getirilmesini bekleyen, bekletilmeye, hayır cevabı almaya ve reddedilmeye tahammülü olmayan bireyler yetiştirilmiş olur. Ve bu tutum daha çok ailenin son çocuklarında görülen bir tutumdur. Hele ki yaş farkı çoksa o çocuğun kendinden büyük olan abi ve ablalarıyla bu kez serbest ailenin oranı biraz daha artmakta. Çünkü o çocuğun istekleri anne ve babası tarafından karşılanmadığı zaman bu sefer abi veya abla devreye giriyor ki yaş farkı olduğu için abisi ve ablası da o çocuğun ikinci bir annesi ve babası görevini üstlenmiş oluyor. Hatta bu çocukların eğer bir de dedesi, anneannesi, babaannesi yaşıyorsa maalesef bu çocuklar birine yaptıramadığını bir diğerine yaptırabildiği için her daim hedefine ulaşmış, her istediklerini elde etmiş ve her fikrini onaylatmış bir çocuk olarak yetişiyor. Çünkü anne ve babasının yapmadığına abi ve abla yetişiyor, abi ile ablanın yapmadığına ise dedesi, babaannesi ve anneannesi yetişiyor. Bu çocuk böylece kafasına koyduğu her şeyi yapmış, her istediğini elde etmiş, her hedefine ulaşmış bir çocuk olarak tahammülsüz ve doyumsuz bir çocuk olarak yetişiyor. Ve maalesef buna alıştırdığımız olmaz, hayır deyip hiç reddetmediğimiz bu çocuklar ilerleyen dönemlerde bir başkası tarafından reddedildiğinde, bekletildiğinde buna asla tahammülü olmayan sert, katı ve olumsuz tepkiler gösteren, bir anda öfke krizlerine giren bireyler haline de gelebilirler. Peki, bir diğer sıkıntımız ise bu anne ve babaların o çocuğun yapmış olduğu her türlü hataya maalesef göz yumuyor olmasıdır. Çünkü çocuk hata yapsa bile o en küçük olan ve yaşça da çok daha küçük olan bu çocuk abi ve ablaya karşı bile savunulan bir çocuk oluyor. Genelde dikkat ederseniz çevrenizdeki insanlardan abi ve ablaya oranla yaş farkı çok fazla olan ve son çocuk olarak dünyaya gelmiş bu kardeşlerin abi veya ablasına yapılmayanlar onlara yapılmıştır. Abi ve ablaya alınmayanlar o son çocuklara alınmıştır. Bu yüzden o çocuğun abisinin ve ablasının genellikle şu şekilde sitem ettiğini görürsünüz. Aynı şeyleri ben yapmış olsaydım bana söylemediğinizi koymazdınız diye anneye babaya sitem ettiğini ya da yıllardır istediğim bir şeydi bana almadınız bakıyorum da küçük çocuğunuza hemen almışsınız dediğini ve anneye babaya sitem ettiğini görürsünüz. Maalesef bu çocuklar her istediğini elde ettiği için bu yüzden ileride asi ve dediklerini yapmadığınız zaman sert tepkiler gösteren ve çocukken bunu oyunlarda mızıkçılık yapmak şeklinde görebileceğiniz bir karaktere ne yaparlar? Bürünürler. Peki yanlış yaptıklarında bile hata yaptıklarında bile aman ha abine duyurma kızım ablana duyurma evladım biz çözeriz bu sıkıntıyı diyen abisiyle ablasına karşı bile korunan ve yanlışları göz ardı edilen bu çocuk yaptığı hatalardan ders çıkaramaz. Ve yaptıklarının yanlış dahi olduğunu anlayamazlar. Ve bu çocuklar bu yüzden ileride şımarık, bencil ve yaptıklarının kime zarar verdiğini düşünmeyen, sadece kendi hedeflerine ulaşmayı planlayan bencil ve egoist birer insan olarak yetişirler. O halde anne baba aşırı hoşgörülü olduğunda iki tip birey meydana geliyor. Bir, hatalarına sürekli göz yumulduğu, hatalarından ders çıkarabileceği ortamlar oluşturulmadığı için bu çocuklar maalesef sorumsuz, vurdum duymaz ve umursamaz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen bencil birer çocuk olarak yetişir. Aynı zamanda her türlü hatasına göz yumduğumuz için bunu yapan çocuklar her istediğini aldığımız, her dediğini yaptığımız için de isteklerini frenleyemeyen, davranışlarını kontrol altına alamayan ve her istediğinin anında yerine getirilmesini bekleyen sabırsız bireyler olarak yetişirler. Ve bu ortam onlara sağlamadığınız zaman size çok sert ve çok katı tepkiler gösterdiğini görebilirsiniz. Peki aşırı hoşgörülü anne baba tutumunu kişilik gelişimiyle bağlantılı sormak istediklerinde bilmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi kişiliğin hangi bölümünün daha baskın olmasını sağladığıdır. Freud'un psikanalitik kuramına göre insanlarda id, ego ve süperego olmak üzere kişiliği oluşturan 3 farklı bölüm vardır. Bunlardan id doğumla gelen bölümdür ve insanların sadece kendi isteklerini karşılamasını, cinsiyelik ve saldırganlık dürtülerini doyurmasını ve bencilce davranmasını sağlar. Ve it asla ayıptır, günahtır düşünmeyen ve sadece zevk almaya, eğlenmeye ve isteklerinin karşılanmasına hedeflenen ve bunun dışında hiçbir şeyi düşünmeyen bir bölümdür. Ve kişiliğin nefs bölümünü temsil eder. O yüzden tek düşündüğü hedefe ulaşmak olan ve ayıbı, günahı, kurallara hesaba katmayan sadece doğumla getirmiş olduğu cinselik ve saldırganlık gibi dürtüleri doyurmanın peşinde koşan bir bölümdür. Ve ilkesi haz ve zevk alma üzerine kurulmuştur. Peki bizim aşırı hoşgörülü bir davranış sergilememiz kişilikte idi nasıl baskın hale getiriyor? Biz çocuğa ahlaki değerleri, yanlışı, ayıbı, hatayı, doğruyu, güzeli öğretmek yerine hatalarına sürekli göz yumduğumuz için bu çocuğun kişiliğinde süper egonun gelişmesini maalesef engellemiş oluyoruz. Ama bu yetmiyormuş gibi her dediğini yapan, her istediğini alan, içinden geçen bütün arzuları yerine getiren bir aile olduğumuz için id'i geliştirdiğimiz kadar arkadaşlar maalesef süperego'yu geliştiremiyoruz. Neticede karşımızda id'i baskın olan bir birey yetişmiş oluyor. Peki Freud'un bu kuramına göre bir kişinin id'i daha baskınsa İdi baskın olan bu bireyden nasıl davranışlar beklenir. Sadece kendi çıkarlarına göre hareket eden. Bencilce davranan sadece eğleneceği mutlu olacağı haz alacağı uğraşlara yönelen. ve bütün bunları yaparken ise asla başkalarının ne düşüneceğini, ayıbı günah hesaba katmayan tek derdi hedefine ulaşmak olan bencil bireyler demektir. Peki, Aşırı hoşgörülü anne baba tutumu da hatırlarsanız bir kişinin her dediğini yaptığında ve her istediğini aldığında bu tarz bir kişiliğe sahip bire yetiştirmiş oluyordu. O halde sorumuz şu arkadaşlar kişiliğin it bölümünün daha baskın olmasında ve iti baskın olduğu için daha bencil insanların yetişmesinde acaba hangi anne baba tutumu daha büyük bir etkendir sorusu karşımıza gelebilir. Demek ki kişiliğin id bölümünü daha baskın hale getiren ve insanları bu yüzden daha bencil yapan aşırı hoşgörülü yani izin verici ve serbest anne baba tutumuymuş arkadaşlar. Peki bir diğer nokta da şu yine psikoseksüel kuramı göz önüne aldığımız zaman oral, anal, fallik, gizil ve genital dönemlerimiz vardı. Bu dönemlerden bir tanesi de arkadaşlar anal dönemdi. Peki Freud'un deyimiyle anal dönemde dışkı kontrolün sağlayan kaslar artık olgunlaştı ve dışkıyı tutabilecek kıvama geldiği için bu çocukların cinselik ve saldırganlık dürtülerinin yoğunlaştığı ve haz kaynağı haline getirdiği noktada anüs olmaktaydı. Peki bu dönemde çocuklar dışkıyı tutabildiğini ve istediğinde salabildiğini fark edince bütün ilgi odağı da tam olarak anüs noktası oluyordu. Peki bu çocuklar için anal dönemde dışkıyı yapmak veya dışkıyı tutmak büyük bir meseledir. Ve hatta ürettiği bu dışkı o çocuklar için birer başyapıt, birer şaheserdir. Ve ürettiği bu ürünü, bu mahsulü anne ve babasıyla paylaşmak isteyecektir. Neticede anne ve babasının bu dönemde o çocuğa tuvalet eğitimini mutlaka vermesi ve sağlıklı bir şekilde bu alışkanlığı kesinlikle kazandırması gerekir. Peki bu dönemde tuvalet eğitimi verilirken yapılan iki büyük yanlış vardır. Bunlardan birisi çok baskıcı, katı ve sert bir tutumla verilen tuvalet eğitimidir. Ancak bir diğeri ise çok hoşgörülü ve serbest bir tutumla verilen tuvalet eğitimidir. 2013 yılında KPSS'de baskıcı anne baba tutumunun anal dönemde yarattığı sonuçlara dair bir çıkmış sorumuz vardı. Peki neden aynı soru anal dönemde aşırı hoşgörülü anne baba tutumunun yarattığı sonuçlarla ilgili gelmesin? O yüzden bilmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Eğer biz anal dönemde tuvalet eğitimini verirken çok serbest bir tutumla eğitim verecek olursak çocuğa bunun eğitimini verirken sorumsuz davranırsak maalesef bu çocuk ilerleyen dönemlerde sorumsuz, vurdum duymaz, dağınık ve savurgan bir karaktere sahip olurlar. Peki neden? Bugün çişini tutmayı ve tuvalet eğitimini almayı öğretemediğimiz bu çocuk ileride de elindeki parasını savuran, eşyalarının kıymetini bilmeyen aşırı savurgan birisi olabilir. Aynı zamanda sürekli ortala dağıtan ve her yere çişini yapan bir çocuk ve bunun eğitimini almayan çocuk ilerleyen dönemlerde de maalesef çok dağınık, düzensiz ve pasaklı bir insan olur. Aynı zamanda tuvalet eğitiminin sorumluluğunu dahi vermediğimiz bu çocuklar ilerleyen dönemlerde sorumsuz, vurdun duymaz ve umursamaz insanlarda olabilir. Peki bir soru da bir çocuğun maalesef ilerleyen dönemlerde sorumsuz olduğunu ve vurdum duymaz olduğunu üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği vurgulanırsa aynı zamanda dağınık ve düzensiz olduğuna vurgu yapılırsa hangi dönemdeki yanlış anne baba tutumundan kaynaklanır sorusunun cevabı anal dönemdir. Onu bu hale getiren anne baba tutumu sorulduğunda ise cevabınız aşırı hoşgörülü anne baba tutumu olmalıdır. Peki, bu noktada söyleyeceklerimizi özetleyecek olursak, o halde aşırı hoşgörülü anne baba kişilikte hangi bölümün daha baskın olmasının en büyük sebebi olarak görülür? İdin baskın olması. Peki, Freud'un psikoseksüel kuramında hangi dönemde saplantıya yol açar? Anal dönemde. Ve maalesef anal dönemde verilen aşırı serbest tuvalet eğitimi saplantı meydana getirir ve ilerleyen dönemlerde sorumsuz Vurdumduymaz, duymaz dağınık ve savurgan bireyleri ortaya çıkar arkadaşlar. Peki bir dahaki videomuzda arkadaşlar baskıcı ve otoriter anne baba tutumuyla birlikte olacağız.